Asgari ücrete Temmuz ayında yapılacak ara zam için taraflar bugün ilk kez masaya oturdu. Milyonlarca asgari ücretli yeni rakamı merak ederken ilk toplantıdan sonuç çıkmadı ve o buluşma öncesinde ise Türk İş Başkanı'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi. En fazla 10,5 ya da 11 olur. Türk İş olarak talebimiz asgari ücretli çalışan kardeşlerimizin günün şartlarına göre güncellenmesini istiyoruz. Milyonlar o açıklamaya asgari ücret ne kadar olacak sorusunun yanıtına kilitlendi. Bir saat süren ilk toplantıda rakam konuşulmadı ama tarih netleşti. Bayramdan önce bir an önce bitmesini istiyoruz. Ne kadar olmalı peki? En az 13.500 abi. 12.000 lira yeterli değil ama ara zam olarak yeterli. 7 milyona yakın asgari ücretlinin gözü kulağı işte bu binadan çıkacak haberde. Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak ara zam için taraflar bugün ilk kez bir araya geldi. O toplantı öncesi Türk İş Başkanı Ergün Atalay dikkat çeken bir çıkış yaptı. Geçen sene teklifi makul bulmayınca toplantıya gitmedik. İşimize gelmeyen bir rakam olursa yine gitmeyiz dedi. Bence 20.000 olmalı. İyi geçinir insanlar, rahat olsun. Yaparlar mı o kadar? Yapmazlar. En azından ne kadar cüzi bir zam yapılırsa o kadar çok fiyatlar sabit kalır diye düşünüyorum. Asgari ücret bir işçi için aylık brüt 10.008 lira, net 8.506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Bir asgari ücretlinin işverene toplam maliyeti ise 11.759 lira 40 kuruş. Bunun 1.551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi oluşturuyor. İşverenlerin taleplerinden biri de devletin prim desteğinin artırılması. Daha önce yapılan desteklemenin çok komik bir destekleme olduğuna inanıyorum. Asgari ücret için refah payı dahil masada 3 formül bulunuyor. %25 zam yapılırsa net asgari ücret 10.634, %30 zamda 11.058, %40 zam uygulanırsa 11.910 lira olacak. 15 liranın altında olmaması lazım şu durumda yani. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Kurban Bayramı'ndan önce sürecin tamamlanabileceğini söylemişti. Yani önlerinde 15 günlük süre var. Şimdi gözler ikinci buluşmada ve yeni asgari ücretin ne kadar olacağında. Bir başka sıcak gündemde en düşük memur maaşında yapılacak düzenleme. Cumhurbaşkanı Erdoğan 22 bin lira demişti. O adım içinde yeni açıklama geldi. 28. dönemin ilk kanun teklifi de en düşük memur maaşının 22 bin lira olacak şekilde bir kanun teklifinin gündeme gelmesi.